Tamam. Başlıyorum. Başlayabilirsiniz. Buyurun, süreniz 10 dakika. Ben bakıyorum. Dinliyoruz. Merhabalar, projemiz Be Extraordinary, sıra dışı ol. Ben Yıldız Hocam'ın yerine sunum yapıyorum. Bildiri ortaklarından biriyim, projenin kurucularından da ayrıca biriyim. Şöyle başlayayım. Projeyi yabancı dil öğrenimini farklı yöntemlerle kolaylaştırarak sıradanlıktan uzak, öğrencilerin gereksinimleriyle örtüşecek, aynı zamanda teknolojik araçları kullanarak zihinsel gelişimlerini destekleyerek kendine güvenen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ve PİKİ araçlarının da yardımıyla sıra dışı etkinliklerle yabancı dil öğrenmek ve hayata geçirmek zihinsel gelişim için egzersiz niteliğinde olmuştur. Beyin için farklı iki dil arasında geçiş yapmak, iki görev arasında geçiş yapmak gibidir. Bu nedenle dil öğrenimi çoklu görev kabiliyetlerinin gelişimini desteklemiştir. Yabancı kelimeleri öğrenerek hafızalarının güçlendirilmesi sağlanmıştır. Ezbercilikten uzaklaşarak cevabını neden, niye diye araştırırken yeni sorunlara odaklanabilen ve sorgulayıcı metotlarla kalıcı öğrenen bireyler yetiştirmesine olanak sağlayacak bu çalışmaların sayesinde öğrenmelerin temelinde yatan gerçeği de görüp bilgisayar ekranlarına gereksiz ve yararı olmayan programların çöplüğü olmaktan çıkarıp yeni fikirleriyle var olanı değiştirerek olacakları etkileyecek güce sahip olmuşlardır. Kalıcı öğrenmeyi sağlayan yeni öğretim metotlarıyla sadece ders içi değil, ders içi etkinlikte de gerekli donanıma ulaşmayı desteklenmiştir. Problem durumunda ise Thomas Jefferson'ın çok sevdiğim bir sözü vardır. Eşit olmayan insanlara eşit davranmaktan daha büyük eşitsizlik olamaz diye. Son zamanlarda okullardan daha nitelikli eğitim vermeleri, saydam ve hesap verir olmalarına ilişkin beklenti artmıştır. Bu durum tüm eğitim sistemi boyunca becerik temelli teknolojik gelişmeleri açıp uygulanabilir eğitimin önemini güçlendirmektedir. Aynı zamanda farklı ülkelerin kültürlerini tanımak, ülkenin kültür ve gelenekler hakkında bilgi edinmek, dilin nasıl geliştiğini ve hangi dillerden etkilendiğini öğrenmek, çağdaş bir insan olmanın gerekliliğidir. Öğrenciler yeni fikirler üretirken ve bunu yabancı dil eğitiminde dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirme açısından nasıl kullanacakları konusunda detaylı bir bilgileri bulunmamaktaydı. Amacımız ise yabancı dil öğretimini sıradanlıktan uzaklaştırmak, kolay ve etkili öğrenimi sağlayarak alışagelmiş teknik ve yöntemleri kullanmaktansa öğrenci merkezli, aktif katılımı sağlayan, benzersiz onların gereksinimleriyle örtüşebilen, farkındalık oluşturabilen, çok yönlü gelişimlerini destekleyen, kendine güvenen bireyler yetiştirmektir. Alt amaçlarımız ise kendine özgü zeka alanları ve kendi kişisel altyapıları ile oluşturdukları eşsiz karışımları, başarılı olacakları alanlarda kendilerini ispatlamak istemeleri, yapılan çalışmalarda uyumu aramaları, kendilerini ifade ederken bilişsel güçlüklerin üstesinden gelme becerinin desteklenmesini sağlamaktır. Tek gözümüzle gördüğümüz sınırlı bir görüştür ama iki gözümüzle gördüğümüz sınırsızlığı getirir. İşte bu noktada kapı olan gözlerini zihinlerinin gücüyle açıp dil öğrenmeye olan bakış açılarını değiştirmesini sağlamaktır. Kuramsal çerçevede ise Gardner'a göre tüm çocuklar zeka türlerini çeşitli düzeylerde sahip olarak doğarlar. Bu zeka türlerinden bazılarına daha çok eğilimi olabilir. Herkes bu zeka türlerine sahip oldukları potansiyelleri geliştirebilirler. Her çocuğun benzersiz olduğunu ve hepsinin okulda aynı öğrenme kapasitesine sahip olarak geldiğini, bu nedenle de hepsinin aynı yöntemle öğrenebileceği yaklaşımı ile yola çıkarsak, bir öğretmenin bütün öğrencileri tanımadan onların gereksinimleriyle ölçecek bir öğretim planı yapamayacağı açıktır. Öğretmenler ve anne babalar çocukların farklı fiziksel ve duygusal ve zihinsel gelişim düzeyine sahip olduklarını bilmelidirler. Bu düzeyler genellikle kronolojik yaşla uyumlu olmaz. Okullar öğrencinin bireysel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci ve öğretim programını bir araya getirmelidir. Bu nedenle bu temel gerçekle karşımıza çoklu zeka kuramı ve uygulamaları çıkmaktadır. Projemiz hakkında ise proje öncesi ön anket ile eğitimlik ve Web 2 araçlarına olan tutumları saptanmıştır. Anlaşılmayan bölümler anlaşılır ve açık hale getirilmiştir. Çalışmaların kısa bir tanıtımı, önceden yapılmış çalışmalardan örnekleri sunulmuştur. Çalışma grupları tamamen öğrencilerin istekleri ve anket sonuçlarına göre oluşturulmuştur. Böylelikle öğrenciler projeye dahil edilirken sanat, müzik, matematik, yabancı dil ve kültürel farklılıklar kullanılmıştır. Etkinlikler yıllık çalışma planı ve müfredata uygun bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Proje maskotu belirlenmesi yapıldıktan sonra mentor öğretmenler ve mentor öğretmenlerin çalışacağı öğrenci takımları seçilmiştir.
Her mentor, öğretmen çalışma yapacağı okul ve öğrencileri için etkinlikler tasarlamıştır. Bu etkinlikler maskotun içerisine de yerleştirerek okullara gönderilmiştir. Öğrenciler mentor öğretmenin okulundan gelen etkinlikleri kendi öğretmenlerine danışmanlığında yaptırmıştır. İlkokul ve ortaokul için ayrı çalışma planları hazırladık. Böylece her ortak seviyesine göre etkinlikleri gerçekleştirdiler. Projeye başlamadan önce projede kullanacak VPK araçlarının kullanımı konusunda TeamSpace bölümünde bir kütüphane oluşturuldu. Her ortaokul kendi çalışma gruplarını ve takımlarını VPK aracı olan TeamMaker kullanarak oluşturdular. Bu gruplar ve takımlar proje süresince sürekli olarak kullanıldı. Blog poster ve Jigsaw Puzzle etkinliği için her okuldan yine gruplar oluşturuldu. Bu gruplardaki öğrenci etkinliklerini tamamladılar. Maskotun gezisi sırasında edinlediği tecrübeleri ve etkinlikler yine proje kitabında bir araya getirildi. Küçük delikli makarna ve çubuk kraker kullanarak kelime ve ifadelerde O ve L harfleri kelime oluşturma çalışmalarında kullanılmış ve ortaya çıkan ürünler Padlet'te toplanmıştır. Yeni bir yüz kolajı yapıp İngilizce olarak tasvir edilmiştir. Üç boyutlu origami ile bir doğa veya mahalle tasviri yapılmış, etkinliklerin fotoğrafları StoryJumper aracılığıyla paylaşılmıştır. Yere ve sınıf tahtalarına büyük yapboz parçaları yerleştirerek matematik işlemlerini gerçekleştirmişlerdir. Renkli arka... Özür dilerim, slide yine kayboldu sizin. Kaybolmadı hocam, bir saniye. Olmazsa hani vaktiniz de az kaldı, öyle anlatabilirsiniz. Bir saniye yani, hocam. Neden? Tekrar kayboldu. Şimdi tekrar başa geleyim. O zaman bitirdiğim tekrar bir daha paylaşayım. Öbürü zaten açılmadı hocam. Hala onda sıkıntı var. Evet, şimdi şöyle bir daha paylaşayım. Şimdi tamamladır. Evet, şimdi oldu. Tamam. Evet, şimdi oldu. Şöyle göstereyim. Hatta diğer tarafı kapatabilirsiniz. Slide'ı. Evet, geçerli slide'dan diyeyim. Renkli arka plan renkli arka plan kartonlarıyla ince şeritler halinde keserek eşleştirme çalışması yapılmıştır. Eserlerin sanal sergi ile paylaşımı yine Klasdos'un VPK aracıyla yapılmıştır. Öğrenciler kendi kişisel web sayfalarını tasarladılar. Wordmatic ile yeni kelimeler oluşturarak, video çekimleri yaparak kısa bir film oluşturmuşlardı. Cümlelerin bölümlerini plastik kaplara yazarak ve kule şeklinde cümleleri tamamlamışlardır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için seçtiğimiz bir şiiri okullar arasında paylaştırıp her bir kelimeyi bir öğrencinin temsil ettiği kolaj ve video çalışmasıyla gerçekleştirdik. Yeni yıl kartı gönderme etkinliğinde eşleşen öğrenciler hazırladıkları kartları mail yoluyla ulaştırdılar. Takım eşleştirmelerini webinar ve online sohbet etkinliklerinde de kullanıldı. Öğrenciler öğretmenlerin rehberiyle hem yüz yüze hem de online ortamda iletişim kurma fırsatı yakalayıp her eşleşen takım yaptıkları çalışma bu toplantılarda paylaştılar. Öğrencilerimizin projenin amaçları ve içeriğini ve sonuçlarını paylaşmak için bir blog oluşturduk. QR kod uygulamasıyla her ortak okuldan öğrencilerin hazırladığı sorular tabloya eklendi ve kare kodlarına dönüştürülüp e-kitap formatında bir araya getirildi. Sonuç olarak ise sanatın ve dil eğitimi önemli bileşenleridir. Bu boyutta ele aldığımızda kendi sınırımızın ötesine geçerek hedeflerimizi ona göre belirleyen öğrenciler dil öğrenmede farklı yöntemleri kullanma şanslarına sahip olmuştur. Kendi yöntemlerini seçerken ve uygularken özgürce davranıp yabancı dil öğrenmekten korkmamışlardır. Sınıflarımızdaki klasik öğrenme yöntemlerinden sayılı farklı yöntemleri keşfetme şansına sahip olmuşlardır. Çoklu zeka kavramı ve oluşturmacılık yaklaşımı ile yabancı dili daha yakından tanıma fırsatı bulup yabancı dili tanımanın verdiği haz ve diğer kültürleri ve kitaplardan ve haritalardan çıkararak gerçek dünyada yaşatmak için fırsatlar elde edebilmenin hazına ulaşmışlardır. Teknolojide inovasyonu yakalayıp gereksiz ve karmaşıktan uzaklaşarak bilinçli kullanmayı da öğrenmiş oldular. Yabancı dil öğrenme ve günlük hayatta kullanılabilmek konusunda farkındalık kazandırmak fikriyle oluşturan projede öğrenciler farklı diller öğrenerek kendi kültürü hakkında bilgi sahibi oldular. Kendilerine özgü zeki alanları ve kendi kişisel altyapılarıyla oluşturdukları eşsiz karışımları, başarılı olacakları alanlarda kendilerini ispatlamak istemeleri, yapılan çalışmalarda uyumu aramaları, kendilerini ifade ederken bilişsel güçlüklerin üstesinden gelme beceriyle hedeflerin amaca ne kadar uygun olduklarını göstermektedir. Proje süresince yapılan anketlerle de belirlenen amaçlara ulaşıldığı sonucu gözlenmiştir. Öneri olarak da proje ile öğrencilerin farklı bilişsel becerilerinin geliştiği, yabancı dil ve farklı kültürlere olan ilgisinin arttığı, araştırma, inceleme ve karar verme ve sorumluluk alma yeteneklerinin geliştiği somut verilerle gözlenmiştir.
kendi başına karar verme ve aldığı kararı uygulayabilme becerisiyle ileri düzeyde kişisel becerilerinin gelişmesi açısından önemli adımlar atılmıştır. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Eda Hocam'a bu güzel sunumundan dolayı. Şimdi diğer ikinci arkadaşımıza geçelim. Rahime Hocam arkadaşıyla birlikte sunacaklar. Evet, gel projesine. Evet. Dinliyorum sizi Rahime Hocam. Buyurun. Şu an slide'ımıza basıyoruz hocam. Evet. Hı-hı. Başlatalım sanırım. Oldu sanırım. Evet, merhabalar. İsmim Rahime Celkan. Gel ne olursam ol, gel eğitimlik projesinin proje kurucularındanım. Biz bugün sizinle sizlere Sıdıka öğretmenle birlikte yapacağız sunumumuzu. Merhabalar, ben de Sıdıka İlerisoy. Bugün Rahime Hocam'la birlikte gel ne olursam ol, gel projesi sunumunu yapacağız. Şöyle devam edeyim. Giriş bölümümüzde ahlaki ve değerler eğitimi açısından eksik kalan çocuklarda akran zorbalığının arttığı fark edilmiştir. Bu konuda olumlu adımlar atılması gerekmektedir. Hoşgörü ve empati duygularının geliştirilmesi sorunun çözümü için atılacak ilk adımlardan birisidir. Alışkanlıkların çoğunluğunun çocukluktan kazanıldığından hareketle bu projeye başlanmıştır. Problem durumumuz şöyledir. Ahlaki ve değerler eğitim açısından eksik kalan çocuklarda akran zorbalığının artması, hoşgörü sembolü olan Mevlana'nın 7 öğüdünün tam anlamıyla fark edilip benimsenememesi, hoşgörü ve empati duygularının çocuklar arasında yeterince gelişememesi. Evet, projemizin amacı hoşgörü temsilcisi Mevlana'yı ve öğütlerini tanıtıp yaşam felsefesi haline getirmek, çocuklarda hoşgörü duygusunu geliştirerek akran zorbalığını ortadan kaldırmak, çocukların günümüzde kullanılan bazı teknolojik araçları da tanıyıp kullanmalarını sağlamak. Projemizin önemi, Mevlana'nın 7 öğüdü öğrencilere özümsetilerek öğrencilerin manevi ve ahlaki değerlerini geliştirecek. Çocukların manevi ve kültürel değerleri benimsemelerinin de uygulamalarının yanı sıra eğitimde kullanılan bazı teknolojik araçları da tanıyıp kullanmaları sağlanacak. Evet, projemiz hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse, proje ortaklarımızın hepsi Türkiye'dendi. Konya, Adana, Trabzon, Yozgat, Denizli, Aydın, Hatay, İstanbul ve Kütahya gibi şehirlerden ortaklarımız vardı. Disiplinler arası yaklaşım olarak ele aldığımızda Türkçe, matematik, sosyal bilimler, İngilizce, hayat bilgisi, rehberlik gibi dersler üzerine çalışmalar yapmış olduk. Projede bilgi toplama, karşılaştırmalı çalışmalar, problem çözme, drama yaparak, yaşayarak öğrenme gibi yöntemler kullanılarak etkinlikler yapıldı. Ayrıca web iki araçları projede hem öğretmenler hem de öğrenciler tarafından sıkça kullanıldı. Proje süremiz 10 haftaydı. Proje süresince her bir öğretiye bir haftalık zaman ayrılmıştı. İlk haftalarda projemiz için afiş ve slogan çalışmalarımız tamamlandıktan sonra birinci öğüdümüze geçildi. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol öğütümüz işlendi. Öğrenciler drama tekniği kullanarak öğretiyi sınıf arkadaşlarına tanıttılar. Ayrıca öğretinin gereği olarak okullar bünyesinde çeşitli yardımlaşma etkinlikleri düzenlendi. Kermes ve ikramlarda bulundu çocuklar birbirlerine. Bunlardan en anlamlısı da LÖSEV'e bağış yapılmasıydı. Bu şekilde hasta olan çocukların yüreklerine dokunmanın mutluluğunu yaşadılar ve bu hastalık da ilgili bir farkındalık oluşturdular. Evet, ikinci öğüdümüz şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Adından da anlaşılacağı gibi şefkat ve merhamet üzerine çalışmalar yaptık. Huzurevi ve hayvan barınağı ziyaretleri yaptık çocuklarla. Ayrıca kuş kafesleri yaptı öğrencilerimiz. Hayvanlara merhamet ve şefkat konulu hikayeler yazdılar. Aynı zamanda kuş kafesleri yapıp okuldaki hayvanları besleyerek diğer öğrencilere de örnek olmuş oldular bu hareketleriyle. Üçüncü öğüdümüzde başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Bu öğreti üzerine de mini dramalar hazırlandı, video çekildi. Kompozisyon veya şiir yazarak öğretiye uygun sunumlar hazırladılar. Ayrıca öğrenciler kendi yazdıkları şiir ve oyunları sergileyerek kendi özgüvenlerini de geliştirme fırsatı buldular. Dördüncü öğretimiz öfke ve asabiyette ölü gibi oldu. Bu öğretimizi özellikle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde işledik. Bu şekilde farkındalık oluşturmak istedik. Her bir gruptaki öğrencilerimiz öfkeyle baş etme yollarıyla ilgili birer cümleyi işaret diliyle öğrendiler ve arkadaşlarına sergilediler.
bu yaptığımız etkinliği videoya çekerek birleştirdi. Bu sayede disiplinler arası değerlendirildiğinde Türkçe, sosyal bilgiler, rehberlik gibi derslerde ilişkilendirilerek çocuklarda engelliler haftasıyla farkındalık oluşturulmuştur. Böylelikle de insanların farklılıklarına saygı gösteri kazanımı da gerçekleştirilmiştir. Evet, beşinci öğretimiz tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Bu da çok güzel bir öğretiydi etkinlik açısından. Öncelikle okulları birbiriyle eşleştirdik, ilkokul ve ortaokul olmak üzere. Ardından öğrenciler birbirlerine tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol isimli öğretiyi yazarak keçeden yapılan veya herhangi başka bir malzemeden yaptıkları kitap ayraçlarını birbirlerine gönderdiler. Hediyeleştiler. Bu hediyeleşme esnasında tabii annelerin de katkıları oldu. Böylelikle annelerin katılımıyla ve hediyeleşmenin heyecanıyla çocuklar çok mutlu oldular. Ayrıca bu ayraçların yapımında keçe gibi malzemeler kullanılarak Türk kültürünün manevi değerleri de kullanılmış oldu. Böylece bu duygu da çocuklara aktarıldı. Altıncı öğretimizde de hoşgörüyle ilgili farkındalık oluşturmak için hoşgörsel şarkısı gönüllü öğretmenler ve okul personeli tarafından söylendi. Öğretmenlerin mesleki gelişimi açısından onların özgüvenini artırmak adına güzel bir etkinlik oldu. Aynı zamanda öğretmenlerin sergilediği bu tavır sayesinde öğrencilere de rol model oluşturmuş oldular. Son öğretimiz ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi oldu. Bu öğretimle ilgili öğrencilerimiz sloganlar oluşturdular ve webki araçlarından olan ChatGPT uygulamasını kullandılar. Bu uygulamada seçtikleri karakterlerin kullandıkları sloganlara uygun karakterde olmasına dikkat ederek amacına ulaşmış oldular. Bu şekilde de webki aracı kullanımının yanı sıra yaratıcılıklarını manevi değerleriyle de geliştirmeleri hedeflenmiş ve hedefe ulaşılmıştır. Evet, sonuçlar, problem çözümüne ilişkin sonuçlarımıza baktığımızda bu projeyle Mevlana'nın yaşam biçimi ve yedi öğüdü öğrenciler tarafından çok güzel özümsendi. Bunun da etkilerini gördük. Akran zorbalığı ciddi oranda azaldı. Yapılan etkinlikler sonucunda çocuklar arasında hoşgörü ve empati duygularının geliştiği gözlemlendi. Ayrıca öğrenciler projede yaratıcı, öğrenmeye hevesli, heyecanlı, sorumluluk sahibi, yardımsever, bağımsız ve sadece öğretmenlerinin fikirlerini taşımayan bireyler olmuşlardı. Hoşgörü ve empati duygularıyla birlikte ifade becerilerini de geliştirmişlerdi. Webiki araçlarını kullanmayı öğrenmişlerdir. İşaret dilini uygulayarak, el emekleriyle hazırladıkları kitap ayraçlarını farklı şehirdeki arkadaşlarına ulaştırarak proje kazanımlarını eyleme dönüştürmüş olmuşlardır. Ulaşılan genel hedeflere baktığımızda bu projeyle bazı alışkanlıkların çocuklukta kazanıldığından hareketle çocuklarda hoşgörüyü yerleştirmeyi, çocuklar arasında akran zorbalığını azaltma, empati duygularını geliştirme, Mevlana'nın yedi öğütünü özümseme, ahlaki duygularında gelişme, teknoloji becerilerini geliştirme becerilerini proje sonunda ulaşıldığı görülmüştür. Ayrıca disiplinler arası yaklaşımda projenin amacına ulaştığı görülmüştür. Yaygınlaştırma adına etkinliklerde proje ortağı olan sınıflar dışında Konya, Kütahya, Denizli illerinde farklı sınıflarda da uygulanmıştır. Proje final sergisi yapılmıştı. Sosyal medya hesaplarında yapılan etkinlikler paylaşılmış, daha çok kişinin erişilebilirliği sağlanmıştı. Etkinlikler e-book ile yaygınlaştırılmıştı. Mevlana'nın yaşam biçimini yerinde gözlemlemek ve özel bireylere dikkat çekmek amacıyla aynı zamanda da hem proje ortaklarının tanışması hem de ortaklarımızdan biri olan işitme engelliler okulundaki öğrencileri misafir etmek adına 26-27 Mart 2021 tarihlerinde Konya gezisi planlanmış. Fakat kötü bir tesadüfle gezi pandemi sebebiyle iptal edilmiştir maalesef. Mesleki gelişim açısından baktığımızda proje hedefleri arasında da bulunan webik araçların aktif olarak kullanılabilmesi öğretmenler tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca projeye katılan öğretmenlerin mesleki gelişimine farklı bir katkıda bulunabilmek ve hoşgörülükle deniz gibi olmak için her biri aynı şarkını farklı bölümlerini söyleyerek video çekmişlerdir. Önerilerimize gelince, proje ile öğrenci ve velilerin bir arada çalışarak güzel ürünler ortaya çıkarabileceğini ve öğrencilerin motivasyonunun arttığı gözlemlenmiştir. Bu yüzden etkinliklerde özellikle küçük yaş grubu, anaokulu ve ilkokul grubunda veli desteğinin sağlanması önerilmektedir. Kullanılan webiki araçların amacına ulaştığı anlaşılmıştır.
Özellikle de şu an içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde canlı derslerde öğrencilerin derste aktif olmalarını sağlamak için Webiki araçlarının kullanılması önerilmektedir. Proje bir takım işidir ve takım ruhu olursa harika işler ortaya çıkabilir. O yüzden öğretmenler arasında işbirliği ve dayanışmada başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol öğüdündeki anlayışla hareket edilmesini herkese tavsiye ediyoruz. Ve teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Sunumumuz bu kadardı. Evet. Biz de çok teşekkür ediyoruz bu güzel sunumunuzdan dolayı. Şimdi diğer arkadaşımıza geçelim. Çok teşekkürler, sağ olun. Mustafa Hocam, buyurun. Mini birlere okul evde evet. Projesini sunacak Mustafa Hocam. Buyurun. Hocam yalnız slide tamam. Şu an tamam. Slaytlar tuşuna basın. Tamam hocam, bir en sona en sondaki slayt almış da başa alıyorum. Özür dilerim. Tamam. Yükleme yapınca son sayfada kalmış. Hı. Evet. Sorun değil. Diğer hocamızın. Evet, diğer hocamızın slaytı geldi sizin. Şu an yükleme yapıyor hocam şeyde mi? Tamam, bekliyoruz. Bu arada ben Serkan Mustafa Atıyor, Konya Emirgazi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu sınıf öğretmeni. Öncelikle proje ortaklarım adına sempozyumda emeği geçen herkese ve bize bu sunum fırsatını tanıyan değerli akademisyenlere teşekkür ediyorum. Bize de eşlik ettiğiniz için ayrıca sizlere de teşekkürler. Biz de teşekkürler. Bu biraz uzun sürecek. Normalde yüklemiştim onu hocam. Ekran paylaşımı olarak yapsam sorun olur mu acaba? Olur, bir de öyle deneyim. Şöyle de yapabiliriz. İsterseniz Şener Hoca'ya... Ha, tamam. Gelecek galiba. Evet. Geldi mi hocam? Geldi. Evet. Tamam. Şu sol tarafı kapatırsanız büyütelim slaytı. Tamam. Tamam. Evet. Şu an tamam herhalde. Hı-hı. Tamam.
Şimdi projemizin adı Mini Birlere Okul Evde Projesi. Kurucu ortak olarak ben ve Hacı İsmail Kılıç. Romanya'dan üyemiz, ortağımız Athena Luminita İlye, Fatma Güzel, Gözde Karacı Koral, Gülayşe Yavuz, Sümeyye Özdamar, Aynur Albayrak, Ayla Öztürk, Hilal Turan ve Kübra Şener olmak üzere 11 ortakla gerçekleştirdik. Çin'in Wuhan kentinde çıkan ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını sebebiyle dünya ve ülke çapında sağlığımız için bazı önlemler alınmıştır. Bundan ötürü yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Ülkemizde de malumunuz eğitimde kısıtlamalara gidilmiştir. Bu kısıtlamaların ilk başladığı dönemlerde birinci sınıf öğrencileri EBA canlı ders kapsamına alınmamıştı. Biz de birinci sınıf öğrencilerin bu eksiklerini giderebilmek, aynı zamanda uzaktan eğitimde verimi artırmanın en etkili yolu eğlenceli ve aktif katılımlı çalışmaların olacağı düşüncesiyle birinci sınıf öğrencilerini kapsayan bir proje yazma ihtiyacı hissedilmiş ve Mini Birlere Okul Evde projesi oluşturulmuştur. Çeşitli proje etkinlikleriyle öğrencilerin uzaktan eğitimi en verimli şekilde geçirmelerini sağlamak, akademik ve psikolojik olumsuzlukları en aza indirmek amaçlanmıştır. Projemizin problem durumu salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi, salgın nedeniyle oluşabilecek akademik ve psikolojik sorunlar, birinci sınıfa yeni başlayan öğrencilerin okullarından uzak kalması, birinci sınıf programının tamamlanamamış olması. Projemizin amacı COVID-19 salgını nedeniyle ara ara verilen yüz yüze eğitimin olumsuz etkilerini en aza indirilmesi, okuma ve anlama becerisinin pekiştirilmesi, hem eğlenerek hem öğrenerek yarım kalan Türkçe ve matematik ders programının tamamlanması, işbirlikçi grupla çalışma, özgün içerik üretebilme ve özgüven becerilerinin geliştirilmesi. Projemizle öğrencilerimiz sorumluluk duygusu geliştireceklerdi. Uzaktan da olsa eğitim, öğretim faaliyetlerinin devam edebileceğini fark edeceklerdi. Takım çalışması, grup çalışması, akranları ile iletişim, ortak bir ürün çıkarabilme, ürünlerini sergileme, kendini ifade edebilme, proje tabanlı öğrenme becerilerini geliştirebileceklerdi. Teknolojiyi amacına uygun kullanabilecekler. Ayrıca webik araçlarını tanıyıp öğrenip kullanabileceklerdi. Projemiz Türkiye'den Konya, Osmaniye, Ankara, Şanlıurfa, İstanbul, Kayseri, Niğde ve Kastamonu, Romanya'dan da Petresti şehirlerinden toplam 11 proje ortağıyla gerçekleştirildi. Proje planı ve etkinlikleri Türkçe dersinden matematiğe, hayat bilgisi dersinden görsel sanatlar dersine kadar farklı disiplinlerle ilişkilendirilmiştir. Projede yapılan etkinlikler birinci sınıf müfredatı kazanımlarına yönelik olup öğrencilerin etkinlikleri ev ortamında yapmaları sağlanmıştır. Proje adından da anlaşılacağı üzere evlerimizi sınıf ortamına dönüştürerek özgün bir proje oluşturulmuştur. Proje süreci 5 hafta olup Nisan ayının son haftası başlamış, Mayıs ayı son haftasında bitirilmiş ve her hafta farklı etkinlikler yapılmıştır. Uygulama sürecindeki çalışmalarımız ilk haftamız hazırlık süreciyle geçmişti. Birinci hafta olarak başladığımızda uzaktan eğitim etkinlikleri, EBA TV takibi ve etkinlikleri, yazma çalışmaları, okuma etkinlikleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikleriyle okuma ve anlama, yazma, dinleme ve izleme stratejileriyle milli gün ve bayramların önemini kavrama kazanımları ilişkilendirilmiştir. İkinci hafta okuma anlama etkinlikleri, paralarımızı tanıma etkinlikleri, saat ve zaman ölçümü araçlarını tanıma etkinlikleri, 9 Mayıs Etkinlik Günü ve Dünya Engeller Haftası etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikler ile okuma stratejisini uygulama, paralarımızı tanıma, zamanı ölçme, tam ve yarım saati okuma, takvim üzerinde günü, haftayı ve ayı belirtme, belirli gün ve haftalar ile ilgili etkinliklere katılma ve istekli olma kazanımları ilişkilendirilmiştir.
Üçüncü ve dördüncü hafta tuz seramiği ile geometrik şekiller, bitmoloji ve çetirkit ve biki araçları ile hikaye okuma ortak ürünü, zıt anlamlı kelimeler, kesirler, örüntü, musikali ve biki aracı ile 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı mozaik ortak ürünü, Red Book Reader ve biki aracı ile Ebu Proje adı akrostuş şiiri etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikler ile de dinleme stratejisini uygulama, dinledikleri, izledikleri ile ilgili sorular cevaplama, şiir okuma, geometrik şekilleri tanıma ve örüntü oluşturma kazanımları ilişkilendirilmiştir. Projemiz ulusal kalite etiketi ve Avrupa kalite etiketi almıştır. Tüm üyelerimiz bu mutluluğu yaşadık. Projemizi iyileştiren uygulamalar vardı. Çeşitli web araçlarını sıkça kullandık. Sonuçlar bölümünde problemin çözümüne ilişkin sonuçlar, salgın nedeniyle oluşabilecek akademik ve psikolojik olumsuzluklar en iyi şekilde geçirilmiştir. Sınıf öğrencilerin derslerine tekrar adapte olmaları sağlanmıştır. Öğrenciler işbirliği ve grup çalışması ile hem eğlenmiş hem öğrenmiştir. Öğrencilerin özgüven, içerik üretebilme, yaratıcı düşünme, aktif öğrenme ve işbirlikçi çalışabilme becerilerine ulaşmaları sağlanmıştır. Ulaşılan genel hedeflere baktığımızda salgın nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimin olumsuz etkileri en iyi şekilde geçirildi. Okuma, anlama ve yazma stratejileri geliştirilmiştir. Hem eğlenerek hem öğrenerek yarım kalan matematik ve Türkçe ders programı tamamlanmıştır. İşbirlikçi, grupla çalışma, içerik üretme ve özgüven duyguları geliştirilmiştir. Öğrencilerle ilgili sonuçlara baktığımızda uzaktan da olsa eğitim, öğretimin devam ettiğini fark etmişlerdir. Evlerinde sınıf ortamını yaşamışlardır. Grup ve takım çalışması becerileri gelişmiştir. İçerik üretme ve sergileme becerileri gelişmiştir. Teknolojik araçları amacına uygun kullanmayı öğrenmişlerdir. Web iki araçlarını tanımış, öğrenmiş ve kullanmışlardır. Farklı şehirlerdeki akranları ile tanışma fırsatı bulmuşlardır. Özgüven, iletişim ve kendini ifade edebilme becerileri gelişmiştir. Yarım kalan ders programlarını tamamlamışlardır. Yaygınlaştırma ve görünürlükte projemiz etkinlikleri COVID-19 salgını yüzünden etkinlikle ilgili herhangi bir sergi alanda sergilenmemiştir maalesef. Proje etkinlikleri ilçe mem sayfaları ile okul web sayfalarında yayınlanmıştır. Proje etkinlikleri yurt içi ve yurt dışındaki yerel basın organlarının web sayfalarında yayınlanmıştır. Ayrıca Uluslararası Hakem Heyeti onaylı Eğitim İklimi adlı bir dergide yayınlanmıştır. Proje adına açılmış sosyal medya hesaplarından etkinlik çalışmaları paylaşılmış, geniş bir kitleye ulaşılmıştır. Arsteps ve Biki aracı ile sanal sergi yapılmış ve bu sayede proje etkinlikleri sergilenmiştir. Mesleki açıdan baktığımızda öğretmenler farklı şehirlerdeki öğretmenler ile tanışma ve işbirlikçi bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Öğretmenler birbirleriyle farklı uygulamalar öğrenme fırsatı ve paylaşma imkanı bulmuştur. Ve bir araçlarını tanıma, öğrenme ve etkili bir şekilde kullanabilme becerisi geliştirmişlerdir. Öğretimde teknolojiyi daha aktif kullanmışlardır. Uzaktan eğitimde yeni ve farklı uygulamalar öğrenmişlerdir. Öneriler kısmına geldiğimizde öğrencilere mutlaka fırsat verilmelidir. Fırsat verildiğinde neler yapabildiklerini ve özgüven duygusunun geliştiği görülmüştür. İmkanlar doğrultusunda öğrencilere Web2 araçlarını tanıma ve kullanma fırsatı sağlanmalıdır. Teknolojinin eğitimiyle iç içe olduğu böylesi bir dönemde Web2 araçlarının aktif kullanılabilmesi için ve tüm öğretmenler tarafından öğrenilmesi adına Web2 araçları hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamına alınabilir önerimiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz Mustafa Hoca. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi son sunumu Şener Aydoğan hocamız yapacak. Yeri topluyorum, doğayı koruyorum konusu.
Buyurun hocam. Evet. Sıra geldim acaba? Evet, geldim. Evet, sayın moderatör, değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sunuma başlamadan önce UPS'te bu etkinlik projemizi sunumunu sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet, pilleri topluyorum, duvarı koruyorum. Bir etkinlik projesi olarak başladı 2019 yılında. 19 katılımcıyla tamamladık. Katılımcıların isimlerini burada görüyorsunuz. Başlamadan önce hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fedakarca çalıştıkları için. Evet, pilleri topluyorum, doğayı koruyorum. Türkiye'nin çeşitli illerinden 34, Romanya ve Bulgaristan'da birer ortağımızla 2019 Kasım ayında başlayan bir etkinlik projesidir. Fakat farklı nedenlerden dolayı yurt dışı ortaklarımız ve Türkiye'den bazı ortaklarımız çalışmalara katılmadıkları için projeyi tamamlayamadılar. Projemiz ilkokul düzeyinde 7-11 yaş kategorisinde uygulanmıştır. Ana sınıfından ilkokul 4. sınıfa kadar katılımcılarımız bulunmaktadır. Projemizin ana konusu atık pilleri toplayarak çevreye zarar vermesinin önüne geçmek ve ekonomiye kazandırmaktır. Katılımcılar slaytın önüne geçiyor ama bunu nasıl değiştirebiliriz acaba? Slaytı biraz küçültün. Ya şöyle bir olmadı mı? Genelde bağlantıyı sıkıldım. Evet. Seni alacağım. Devam edin isterseniz. Şener hocam çıktı sanırım hocam. Evet, çıktı görülüyor ama herhalde tekrar evet, gelecek. Katıldı. Evet, tamam. Katıldı tekrar. Tekrar katıldı. Evet. Evet, görüntü size geldi. Ha. Şu anda sesim geliyor mu? Evet, evet. Geliyor. Görüntü de ses de var. Buyurun. Şu anda sesim geliyor. Slide'ı görebiliyor muyuz? Görüyoruz, evet. 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 Buyurun. Projemizin ana konusu demek
Atık pilleri toplayarak çevreye zarar vermesinin önüne geçmek ve ekonomiye kazandırmaktır. 2019 Kasım ayında başlayan projemiz 2020 Haziran ayında tamamlanmıştır. Bildiğiniz gibi bu süre pandemi dönemine denk geldi. Bizler çalışmalarımızın son kısmını uzaktan bağlantılarla tamamlamak zorunda kaldık. Problem durumu olarak kullanım ömrünü tamamlamış, son tüketim tarihi gelmiş veya uğramış olduğu fiziksel hasar sonucu kullanılamayacak duruma gelmiş pillere atık pil denir. Pil üreticileri kullandıkları yeni teknolojilerle hem daha çok fayda yaratmakta hem de çevre için daha dost üretim gerçekleştirmektedir. Yine de tükenen pilleri çevreye veya çöpe atmamalıyız. Çünkü atık pillerin içerisindeki çeşitli kimyasal maddeler çöp depolama alanlarında yeraltı sularına ve toprağa karışarak kirlilik yaratabilir. Pil üretimi yapılmayan ülkemizde ihtiyacımız olan tüm piller ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Çeşitli materyallerin metal filiz alaşımlarından ayrıştırılarak çıkartılması maliyetleri, aynı metallerin bunları içeren atık pillerden geri kazanılması maliyetlerine çok üstünde olduğudur. Bu bakımdan pillerin içerdikleri materyallerden dolayı evsel çöpler atılamayacak kadar değerli oldukları unutulmamalıdır. Bizler öncelikle kendi okulumuzda ve mahallemizde böylesine zararı olan atık pilleri toplamaya karar verdik. Daha sonra bunun yeterli olmadığını gördük. Bir etiyonik projesi yapmaya karar verdik. Proje sayesinde daha çok öğretmen ve öğrenciye ulaştık. Bu proje ile amacımız atık pilleri kaynağında ayrı toplayarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek, öğrencilerimize çevre bilincini aşılayarak geleceğin büyüklerini küçük yaşta bilinçlendirmek ve böylelikle ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmaktır. Toprak, canlılara yaşam ortamı olarak hizmet etmekte, bitkilere köklenip donacağı bir ortam sağlamakta, ayrıca en uygun dozlarda su, oksijen ve besin maddeleri sunmaktadır. Toprak, birçok çevresel etkilere karşı tampon görevi yapmakta ve zararlı maddeleri filtre edip daha temiz bir taban suyu oluşturmasını sağlamakta, ancak bu arada kendisi de kirlenmektedir. Bu fonksiyonları nedeniyle topraklar insanların en değerli ve en çok korunması gereken varlıklar arasındadır. Günümüzde toprak kirliliğine neden olan kirleticiler arasında şüphesiz ki ağır metal kirliliği önemli bir yer tutmaktadır. Kadmiyum, civa, kurşun gibi bazı ağır metaller organizmaya girdikten sonra kolay kolay atılamazlar ve bazı fizyolojik işlevler üzerinde inhibitör etkisi yaptıkları gibi topraktaki kirleticiler besin zinciri yoluyla doğrudan doğruya insan sağlığını da etkilerler. Bu yolla vücuda alınan çinko, kadmiyum, civa ve kurşun gibi ağır metaller de metil ve etil gruplarıyla bağ yapmak suretiyle yağda çözünebilir hale gelip birçok dokuda birikebilirler. Özellikle civa buharlaşarak atmosfere karışmakta ve oradan da solunum yoluyla canlılara geçmektedir. Organizmadaki civa böbreklerde ve karaciğerde tahribata neden olmaktadır. Topraktaki civa kirliliğinin %50'sinin atık pillerden kaynaklandığı belirtilmektedir. Pilleri topluyorum, doğayı koruyorum. Etkinlik projesiyle amacımız kullanım ömrü bitmiş pilleri çöpe atmak yerine kaynağında ayrı olarak çevreye zarar vermeyecek şekilde toplamaktır. Böylece öğrencilerimize çevre bilincini aşılayarak geleceğin büyüklerini küçük yaşta bilinçlendirmek, daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmayı sağlamaktadır. Projemiz daha önce de söylediğimiz gibi ilkokul ve ana sınıfı düzeyinde uygulanmıştır. Sunum durdu mu? Sunum, evet şu anda görüyoruz sunumu. Devam edelim. Siz görüyor musunuz? Biz görüyoruz. Devam edebilirsiniz. Tamam. İki,
2019 Kasım ayında projemize başlanmış ve 2020 Haziran ayında 19 ortağımızın tamamlanmıştır. Projemiz ile öğrencilerimiz aktif olarak çevrelerindeki atık pilleri toplayarak sınıflarında ve okullarında biriktirmişlerdir. Bu sayede çevre temizliği ve sıfır atık konularında yeterince bilgi sahibi olmuşlardır. Ortaklarımızla eş zamanlı sıfır atık, geri dönüşüm ve pil toplama etkinlikleri yapılmıştır. Projemizin sonunda yaklaşık 1 ton atık pil toplanarak doğaya zarar vermesi engellenmiş ve ekonomiye de kazandırılmıştır. Projeye katılan öğretmenlerimiz ana sınıfı ve sınıf öğretmeniydi. Projemiz sayesinde öğretmenlerimiz birçok Webiki aracı kullanmayı öğrenmiştir. Yaklaşık 20'ye yakın bir Webiki aracıyla çalıştık. Ve bunları öğretmenlerimiz profesyonel bir şekilde kullanılır hale geldiler. Pandemi döneminden önce biz bu projeye başladığımız için öğretmenlerimiz bu Webiki araçlarını ve uzaktan bağlantı yöntemlerini öğrendiler ve pandemi girdikten sonra da eğitim öğretim aksamadan bu öğretmenlerimiz sayesinde devam etti. Çünkü zaten öğrencileriyle uzaktan bağlantılarla iletişim kurabiliyorlardı. Bu da projemizin bir artısı oldu. Bu araçları kullanan öğretmenlerimiz çeşitli ders içerikleri oluşturmaya başladılar. Bu araçları öğrencileriyle birlikte kullanarak daha verimli ders işlemeye başladılar. Projemiz sayesinde farklı il ve bölgelerden öğretmenlerle iletişime geçilerek yapılan çalışmalar ve etkinlikler paylaşıldı. İyi uygulamaların paylaşılmasıyla öğretmenlerimiz kendilerini geliştirmiş oldular. Projemizin işleyiş hakkında çok kısaca bilgi vereceğim ayrıntıya girmeden. 2019 Aralık ayında projemize başladık. Atık piller Aralık ayından itibaren toplanmaya başlandı öğrencilerimiz tarafından. Webiki araçları ile proje tanıtım çalışmaları yapıldı. ...2020 Ocak, Şubat ve Mart aylarında projemizin sosyal medyada ve yerel basında tanıtımları yapıldı. Pil toplama faaliyetleri genişleyerek devam etti. Geri dönüşme sıfır atık ile ilgili çeşitli çalışmalar yapıldı. Bununla ilgili sergiler düzenlendi. Çocuklar atık kumbaraları yaptılar. Bununla alakalı Webiki araçlarıyla birbirleriyle paylaştılar. ...2020 Nisan-Mayıs aylarında toplanan piller ilgili kuruluşlara teslim edildi. Bu ilgili kuruluşlar da belediyelerdi. Belediyeler zaten kendilerine bu görev verilmişti, pil toplama görevi. Biz de okullarda topladığımız pilleri belediye ekiplerine teslim ettik. Pil toplama yarışmaları düzenlemiştik. Bu yarışmalar tamamlandı ve projemiz sonuçlandı. Pil toplama yarışmasının şöyle bir faydasını gördük. Okulda öğrenciler bir yarış içine girdi ve pil toplama konusunda. Ve böylece daha çok pil toplanmış oldu. Birinci olan öğrenciler ve sınıflar ödüllendirildi. Sonuçlara gelecek olursak, projemizin ana konusu atık pilleri toplayarak çevreye zarar vermesinin önüne geçmek ve ekonomiye kazandırmaktır. Projemizin sonunda da bu konuya uygun olarak yaklaşık 1 ton pil toplandı ve doğaya zarar vermesi önlendi. Belirlediğimiz hedeflerden pillerin doğaya karşı kirletmesi engellenmiştir. Toplanan piller ekonomiye katkı sağlamıştır. Öğrencilerimize geri dönüşüm bilinci kazandırılmıştır. Öğrencilerimize doğa sevgisi bilinci kazandırılmıştır. Sıfır atık ve geri dönüşüm hakkında farkındalık kazandırılmıştır. Projemiz tamamlandıktan sonra da okulumuzda projeyi uygulayan diğer okullarda da öğretmenler tarafından sınıflarında piller toplanmaya devam etmiş ve böylece bir gelenek oluşmuştur. Projemizdeki etkinlikler okulumuzdaki bütün öğretmen ve sınıflar tarafından uygulanmıştır. Pil toplama yarışması düzenlenmiş ve bu yarışmaya bütün sınıflar katılmıştır. Projemize 13 okulun katıldığı ve okullarda tüm sınıflarda yapıldığı düşünülürse muazzam bir etkiye sahip olmuştur. Proje boyunca öğrencilerin geri dönüşüm ile üretmiş oldukları malzemeler ile sergiler oluşturulmuştur. Sergiler öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından gezilmiştir. Ayrıca yapılan etkinlikler ve ürünlerle ilgili birçok sanal sergi de oluşturulmuştur. Projemizin görünürlüğü ile ilgili sosyal medyada, okulların web sitelerinde ve yerel medyada haberler yapılmıştır. Ve daha çok kişiye ulaşılmıştır.
Öneri olarak da öğrencilerimiz çevreyi koruma, geri dönüşüm ve sıfır atık ile ilgili yetkini kazandılar proje sayesinde. İlkokul müfredatının birçok bölümünde bu kazanımlar mevcuttur. Hayat bilgisi, fen bilgisi ve sosyal bilimlerde. Öğrenciler yaparak ve yaşayarak bu kazanımları elde etmiş oldular projemiz sayesinde. Okul öncesi ve ilkokullarda bu tür projelerle öğrencilere doğa sevgisi, çevreyi koruma ve geri dönüşüm konularında uygulamalar olarak eğitimler verilebilir. Böyle bir proje tekrar yapılacak olursa kapsamı biraz daha genişletilebilir öneri olarak. Diğer atıklar da dahil edilebilir. Biz sadece pil üzerine çalışmıştık. Örneğin plastik, cam, atık yağ gibi genişletilerek devam edilebilir. Evet, teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Güzel bir konuya değinmişsiniz. Proje arkadaşlarınıza da teşekkür ediyoruz. Bütün sunumlar çok güzeldi. Bütün projeler çok güzeldi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben de elektrokimyacı olduğum için piller benim de konum. Gerçekten zararlı atıklar. Evet. Çok güzel bir konu gerçekten. Bir de küçük yaşta böyle şey yapmak çok çok güzel bence. Evet. Güçlendirme gayet güzel. İlkokul ve okul öncesi öğrencilerle yaptığımız için şimdiden bu alışkanlığı kazandılar. Tabii, çok güzel. Ve davranış haline geldi. En azından kendi okulumuz için söylüyorum. Yaygınlaştırmak lazım aslında. Evet. Evet, sorusu olan var mı? Biz sorular alalım. Sunumlarımız bitti. Katılımcılardan sorularını yazabilirler. Yankı yapıyor. Şu anda herhangi bir soru görmüyorum. Evet arkadaşlar zaten süremiz de 54 dakika olmuş. Biraz tabii aksadı 10'ar dakikaydı ama önemli değil. Herkes sunumunu yaptı başarıyla. Çok çok teşekkür ediyoruz. Projelerin hepsi de çok çok güzel. Öğretmenlerimize tekrar tekrar teşekkürler. Böyle bir sempozyuma katıldığımız için duyulmuş da olduğumuz yani projelerimizi. Hem bizim için hem sizin için çok çok yararlı oldu. Böylece sempozyumumuz 58. oturumunu kapatıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz Sayın Hocam. Çok teşekkürler. İyi günler, iyi çalışmalar hepinize. İyi günler. Allah'a emanet olun. Herkese iyi günler. Sağ olun.